psikolojide böyle iki tane büyük ekol vardır. Bir tanesi olup bitenleri hep dış faktörlerle izah eden, sosyal öğrenmeyle izah eden, sonradan olduğunu düşünen şeyle spektrumun bir ucunda aslında insan tabula rasa değildir. Boş sayfa değildir. Yazılı olarak doğuştan itibaren bir takım eğilimlerle doğar. Dünya gelir. Şimdi 20. yüzyıl, 19. yüzyıl entelektüel düşüncesi bir nevi boş sayfa ideolojisine John Watson'lar falan evet. tam orada. Tabii o, adama bana bir tane çocuk verin. Ee, isterseniz onu avukat yapayım, isterseniz doktor yapayım, işte hırsız Watson. yapayım John evet. Watson evet. şeyi. Bunun bugün hikaye olduğunu biliyoruz. Hı, hı. Yani insanın sosyalizasyon süreciyle, sosyalleşmeyle, dış faktörlerden sürekli etkilendiği konusunda bir şeyimiz yok. Biz hayat boyu öğreniyoruz. Öyle çocukluğumuzda falan da kalmıyor. Freud'un dediği gibi belli bir yaşta işler bitmiyor. erikson'ın dediği gibi yaşam boyunca gelişim süreç gelişimsel süreç oluyor. Biz her zaman dış faktörlerle bir şeyiz. Ama insanın her zaman verili olan, biyolojisi olan doğuştan getirdiği bir takım özellikler var ve yaşam boyu bu doğuştan gelen eğilimlerimiz ile biyolojik olanla sosyal dışarıdan gelenin dinamik bir etkileşimi oluyor. Hı hı. Bazı vakalarda, bazı durumlarda bir tanesi çok ön planda oluyor. Öyle bir durum oluyor hı. ki biyoloji baskın oluyor. Öyle bir durum oluyor ki dışarıdan sosyal olan baskın oluyor. Hı hı. O yüzden hani fıtrat şeyi artık modern bilim için hani onlar fıtrat kelimesini kullanmıyor. Tabii, tabii. Ama doğuştan gelen, biyolojik Aslında gelen... Aslında anlamada geliyor tabii. Evet. Ve bu negatif in bir net, şey değil. Mesela İngilizce'de mesela diyorlar, evet. Innate gibi kelimeler kullanıyorlar. Hani içten... 19. yüzyıl şeyi insanın içten gelen doğal şeylerinin olmuş olması bir nevi onu böyle determinist yapara götürüyor. Yani. Halbuki hiç öyle bir şey değil. Yani insanın doğal haliyle getirdiği şeyleri kabul edip bunun üzerinden gayet insani bir sistem kurmak mümkün. Hocam bunu bir inanan insan bakış açısından da değerlendirdiğimizde aslında beklenecek olan da bu olması gerektiğini düşünürüz. Yani çünkü Allah eğer ki insanı yaratansa ve onu bir takım şeylerden sorumlu kılansa o sorumlu kıldığı şeylere uygun bir tabiat üzerine yaratması beklenir. Aynen öyle. Yani uyum göstermesi beklenir. Yani Allah bu bakış baktığımızda aslında Allah bize yabancı bir şey değil. Yani biz böyle bir, bir, bir mecbur kalmışız da üretmişiz, korkumuzdan evet. üretmişiz diye bir şey yok. Aslında Allah insana yabancı değil. Yani çünkü onun yarattığı şey ve yaratılmanın izlerini bizde var. O yüzden onunla ilişki kurmak da zor bir şey değil insan teki için açık bir şey. Çünkü ona göre zaten. Ben...